UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 6 maçta yenilmeden ve sadece 3 gol yiyerek kapatan Galatasaray, ligde yine aradığını bulamadı. Karşısında sezona kötü başlayan, ilk 5 maçını kazanamayan, sonraki 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra yine 6 maçlık bir galibiyet hasreti yaşayan ama son 3 maçını da kazanan bir Sivasspor vardı Galatasaray'ın. Her ne kadar kış aylarında olsak da bilindik bir Sivas deplasmanı hava ve zemin koşulları da yokken, Roma deplasmanındaki Lazio beraberliğinden sonra Sivas deplasmanı Galatasaray'ın 3 puan umduğu bir maç olacaktı, ancak olmadı. Galatasaray'ın Edirne'yi geçtikten sonra oynadığı oyun, bu sezonun sarı kırmızıların hikayesini anlatan şey oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki sayılarla ligdeki sayıları çok farklı Galatasaray'ın. Avrupa'da topa %45'in bile altında sahip olan, rakip ceza sahasında topla daha az buluşan, daha az şut çekip daha az isabet bulan, daha düşük gol beklentisi yakalayan, daha az kalesinde gol beklentisi veren ama XGA'sı da XG'nin üstünde olan, daha az 10 pas üstü dizi ve deste hücum yapan, bunları daha az yaparken direkt hücumu da daha az yapan bir Galatasaray var. Her şeyi daha az yapan ama daha çok puan toplayan bir Galatasaray var özetle. Bunun böyle olmasının futbol kamuoyunun önemli bir kesimi tarafından konsantrasyon ve ciddiye almayla açıklanmasıysa doğru gözükmüyor. Belli ki Galatasaray'ın elindeki oyuncu topluluğu Avrupa'da topu rakibe vermeye izin veren ve arkada bekleyip geçiş oyununu öncelikli plan olarak belirleyen bir oyuna daha uygunken, ligde topu ön alanda tutup rakipleri baskı altında tutacak, ceza sahasından çıkartmayacak oyuna aynı derecede uygun değil. Buna rağmen hem topa daha çok sahip olabiliyor hem de uzun pas dizileri yapabiliyor, ancak bunları gole ve sonuca çeviremiyor. Son Lazio maçındaki gibi topu Galatasaray'dan %60'ın üzerinde alacak takımlar ligimizde var gibi. Ancak bunların sayısı 3'ü 4'ü geçmeyeceği için Galatasaray'ın Avrupa'da çok iyi işleyen bu oyunu ligde tekrarlaması kendi kontrolünde olan bir şey değil. Bunun sonucunda da 22 resmi maçta ileri uçta 15 farklı hücum oyuncusu kombinasyonunu deneyen ve bu açıdan Fenerbahçe ile benzeşen Galatasaray'ın maç koparmadaki sıkıntısı lig performansına damga vurmuş durumda. Tam bu noktada Kayserispor'un öne geçtiği maçlarda kaybedilen puan sıralamasını gösterirken kullandığımız grafiği genişletelim ve bir kez daha bakalım. Galatasaray 12 puanla öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden ikinci ekipti. Aynı Galatasaray 11 puanla geriye düştüğü maçlarda da en çok puan kazanan takım durumunda. Bu iki kategorinin de üst sıralarında olmaları maçlarında skorların sık sık el değiştirdiğini gösteriyor ki bu da az önce sözünü ettiğimiz maç koparma sorununun bir sonucu. Galatasaray Sivas deplasmanından eli boş dönerken 90 dakikada sadece 0,22 gol beklentisi üretebildi. Bu Galatasaray adına sezonun en düşük sayısı olmakla kalmadı, Opta döneminin de en düşük 5. XG değeri oldu sarı kırmızılılar adına. Galatasaray'ın bu maçtan daha düşük XG'de kaldığı diğer 4 maçsa ligin şampiyonlarına karşıydı. Maçın toplam XG'si 1'i ancak geçebilirken bir golde kalınmış olmasında sıra dışı bir durum yok. Toplam 1 XG'nin toplam 18 şuttan üretilmiş olması ise maçı izleyenlerin bittiğinde pek de pozisyon izleyememiş gibi hissetmesinin ölçümü aslında. Görselde neredeyse hiç iri yuvarlak, yani net gol pozisyonu yok. Toplamı 1'i ancak bulan maçın merdiveni de pek bir şey vaat etmiyor. Sivasspor'un maçın ilk şutunu çektiği 12. dakikadan itibaren maçın hiçbir anında Galatasaray'ın hücum tehdidi Sivasspor'unkinin üstüne çıkmadı. 90 dakika boyunca 6 şut çekebilen ve bunlardan da 0,22 XG üretebilen Galatasaray'ın bu maçtaki hücum performansı bir an önce unutmak isteyeceği bir akşam olarak kayıtlara geçmiş oldu.